2001 krizi sonrasında Türkiye ekonomisinin başına getirilen ve AKP'nin uyguladığı özelleştirme politikasının mimarı olan Kemal Derviş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sizin vereceğiniz katkı inşallah CHP iktidarında sadece CHP'ye değil Türkiye'ye verilmiş önemli bir katkı olacaktır. İkili genel merkezde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Çok teşekkürler. Sosyal demokrasi devlet ile özel sektörün iyi bir dayanışma ve iyi bir denge içinde birlikte yürümesi anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu, Derviş'i partide görmek istediğine dair sıcak mesajlar verdi. Sayın Kemal Derviş'le hem Türkiye'nin hem dünyanın sorunlarını görüştük. Özellikle ekonomi konusu Sayın Bakan'ın uzmanlık alanı ayrıca. Üniversitelerin bilgi üretmesi gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sosyal demokratlar aslında. Bütün dünyada da sosyal demokratlar yapmıştır bunu. Bu açıdan sizin vereceğiniz katkıyı biz çok önemsiyoruz Sayın Bakan. Kemal Derviş de CHP'nin de söz sahibi olduğu bir iktidar kurulursa görev almaya hazır olduğunu belirtti. Sosyal demokrat boyutu güçlü olan CHP'nin de söz sahibi olduğu bir iktidar kurulursa o zaman tekrar görüşürüz dedik birbirimize. Evet, evet. Ve ondan sonra tabii bir görev söz konusuysa ve o doğrultuda sosyal demokrasiyi ve Türkiye'yi sosyal demokrasiyi demokratik yönden geliştirmek için görev almak benim için her zaman bir büyük mutluluk kaynağı olur. Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu'na da milletvekili adaylığı teklif etti. Ancak İhsanoğlu teklifi kabul etmedi.